Bugün görme duyumuz hakkında konuşacağız. Hepimizin bildiği gibi beş duyuya sahibiz ve her bir duyumuz iki şeye ihtiyaç duyuyor. Birincisi fiziksel bir uyarı ve görme duyumuz için bu ışıktır. İkincisi ise reseptördür, yani fiziksel uyarıyı alabilecek özelleşmiş bir hücre. Yine görme duyumuz için bu ışığı alıp nöral bir uyarıya dönüştürme işlemidir. Biz bu reseptörlere Foto reseptör diyoruz. Şimdi fotoreseptörler hakkında biraz daha konuşalım. Ama ilk olarak ışık üzerine odaklanalım. Peki ışık nedir? Işık, geniş bir ışık tayfının bir parçası olan elektromanyetik bir dalgadır. Yani elektromanyetik tayf diyebileceğimiz bir şey var. Ve bu tayf gama ışınlarından X ışınlarına, EM ve FM radyo dalgalarına kadar her şeyi içeriyor. Görünen ışıksa bunların ortasında yer alıyor. Görünen ışık 400 nanometre dalga boyuna sahip mor renginden 700 nanometre dalga boyuna sahip kırmızı rengine kadar olan bölgeyi oluşturuyor. Ve geri kalan görünen ışık bu iki renk arasında yer alıyor. Işık çok farklı kaynaklardan aldığı enerjiyi yayan elektromanyetik dalgadır. Ve bu kaynaklardan en iyi bilineni ise güneştir. Güneş çok sayıda dalga boyundan oluşan ışınlar yayar. Bu ışınlar dünyaya ulaşır ve bazıları gözümüzün içine girebilmeyi başarır. Şimdi eğer bu ışınlar gözümüzün içine girmeyi başarırsa neler oluyor ona bakalım. Orada bir adam var ve güneşe bakıyor olsun. Normalde güneşe bakmayız tabii. Sakın yapmayın ama bu seferlik böyle çizdik. Işın da gözüne geliyor. Küçük bir göz bebeği var ve ışık buradan içeriye giriyor. Işık göze giriyor ve gözün arka kısmına çarpıyor. Gözün arkasında retina dediğimiz gerçekten özel ve ilginç bir yapı bulunmaktadır. Retina, gözün arkasında bulunan, gözün arka kısmını saran, yani zar görevi gören bir hat diyebiliriz. Ve bu yapı birden çok hücreden oluşmuştur. Retinanın içinde iki tane önemli yapı vardır. Hadi bu iki hücrenin adını yazalım. Bunlardan biri çubuk hücreleridir. Bu hücreler çubuk şeklindeler. Gerçekten de mikroskop altında bakarsanız küçük çubuk yapılarını görebilirsiniz. Diğeri ise koni hücreleridir. Yani retinanın içinde iki hücre vardır. Çubuk ve koni hücreleri. Koni hücresi diyoruz çünkü küçük bir koni gibi gözüküyor ve ikisi de gülümsüyor çünkü ikisi de mutlu. Yani bu yapılar birkaç farklı hücreyle beraber retina'nın üzerinde yayılmış şekildedir. Bunlara birazdan kısaca değineceğiz. Bu hücreler ışığı alıyor ve sinirsel bir uyarıya dönüştürüyorlar. Yani bunlar önemli oyuncular. Daha önce bu reseptörlerden bahsetmiştik. Şimdi biraz da koni ve çubuk hücreleri arasındaki farktan bahsedelim. Çubuk hücrelerinden 120 milyon kadar bulunmaktadır ve bunlar ışığa çok duyarlıdır. Yani bunlar yüksek derece duyarlılığa sahip ve bu yüzden gece görüşünde çok önemlidirler. Dışarıda yeterince ışık olmadığında, ışığa duyarlı olduklarından küçük bir ışıkla bile size iyi bir görüş sağlarlar. Çubuk hücreleri biraz burada, biraz burada gözün çevresinde bulunur ve kenarları gece görüşünü sağlar koni hücreleri çok daha az sayıda bulunur. Her bir retina hücresinde 6 ila 7 milyon kadar koni hücresi bulunur. Koni hücreleri az sayıda olmasına rağmen çok önemlidirler. Çünkü renkli görmeyi sağlarlar. Kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 farklı koni hücresi bulunur. Bunları 3 kategoriye ayırıyoruz çünkü kırmızı hücreler kırmızı ışığa, yeşil hücreler yeşil ışığa ve mavi hücreler mavi ışığa daha duyarlıdır. Yani üç temel ışığı emen ve kırmızı, yeşil ve mavi olan koni hücresi var. Koni hücreleri retinanın bu küçük kısmında yer alırlar. Buraya foveva denir. Burada bir sürü koni hücresi varken retinanın bu kısmında neredeyse hiç çubuk hücresi yoktur. Ve koni hücrelerinin çoğu fovea'nın merkezindedir. Fovea sayesinde resimdeki detayları görebiliriz. Yani Waldo'yu arıyorsanız onu bulmanızı sağlayan şey fovea'dır. Işık göze, retinaya girdiğinde ve gözün arkasına ulaştığına göre şimdi ne olacak? Bir sonraki aşama ışığın taşınma sürecini başlatmak. Kısaca bu süreç, ışık çubuk veya koni hücrelerine çarptığı anda meydana gelen bir takım değişimlerdir. Işık bu arkadaşa ulaştığı anda Işık dalgaları, ışık dönüşümünü sağlayacak mekanizmaları harekete geçiriyor. Bu süreçten ve dahil olan diğer şeylerden diğer videoda bahsedeceğiz. O yüzden şimdilik bunu geçelim. Bu sürecin sonunda neler oluyor ona bakalım. Çubuk hücreleri üzerinde odaklanalım. İşte tatlı ve mutlu çubuk hücremiz burada. Işık güneşten geliyor ve göz bebeğinden geçerek retinaya ulaşıyor, daha sonra bu küçük çubuk hücresine çarpıyor. Normalde bu çubuk hücresi açıktır. Yani ışık olmadığında bu çubuk hücresi açıktır. Işık gelip bu hücrelere çarptığında ise çubuk hücrelerini kapatıyor. Çubuk hücreleri kapandığında garip bir şekilde buradaki bipolar hücreler dediğimiz diğer hücreleri uyarıyor. Yani çubuk hücreleri ışığa maruz kaldıklarında kapanıyor ve bipolar hücrelerini uyarıyor. Bipolar hücreleri ise sırasıyla retinada bulunan ganglion hücrelerini uyarıyor. Ve bu ganglion hücreleri optik sinirin içine girerek beyne ulaşıyor. Çubuk hücresinin uyarıya açık durumdan kapalı duruma gelmesi süreci, ışık taşıma süreci, adım adım ışığın taşınması deniyor. İşte bunlar, ışık retinaya ulaştığında olan şeyler. Işık, çubuk hücrelerine çarpar, bipolar, ganglion hücrelerini uyarır ve beyne ulaşır. Ve beynimiz, algıladığımız bu zengin görsel alanı anlamlandırır. İşte böyle.